still. Ben Firdevsiye Basan, Yukarı Kayhan Köyü kilim kursu hocasıyım. Evet, arkadaşlarımız hepsi öğrendi ve güzel dokuyorlar. Eski unutulmuş modellerden model çıkarttık. Gün yüzüne çıktı yani. Çok güzel kilimlerimiz çıkarttı arkadaşlarım. Hepsi öğrendi. Biraz meşakkatli iş. Tek tek ipler seçilerek dokunuyor. İplerimiz hazır geliyor. Boyaları eğrilik olarak geliyor. Biz bunları arkadaşlar dokurken ön arkalı seçtirerek tek tek her ilmesi seçilerek dokunuyor. Çabukluğuna bakıyor. Bazı arkadaşlarımızın eli çok hızlı oluyor. Öğrendikten sonra ama dokumaya geçiliyor. Normal herkes öğreniyor ve dokuyor. Hatalarını kendileri de görebiliyor. Biz mesela kursumuzda 2 tane namazlar satıldı. Büyük kilimden de gelip alacaklar. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak unutulmaya yüz tutmuş eserleri canlandırmak, onları yeniden gün ışığına çıkarmak, yeni tasarımlarla onları hayatta tutmak asli görevlerimizden biliyorsunuz. Bu anlamda Kayhan Köyümüzde yöresel kilim dokuma kursumuzu açtık. Adım Emine, soyadım Göçer. Sabah 8'de geliyoruz, 3.30'da çıkıyoruz. Zevkli bir iş yani. Ben zorluk çekeceğimi düşünmüştüm ama kolaylıkla öğrendim. Ya bana çok böyle ben burada işlerken çok videosunu çekiyorum böyle. Sonra internet siteme koyduğum zaman çok yazan var yani aslında. Kahramanmaraş'tan çok yazan oldu ama bilmem çok şey yapamadık yani öyle uzak olduğu için. Pek iletişim kuru sağlayamadık ama güzel yani çok yazan var. Ben de öğrenmek istiyorum diyen de çok. Almak isteyen de çok. Havva Bozkurt ben. Kilimlerimizi dokuyoruz. Zevkle dokuyoruz tabii ki de. Güzel vakit geçiriyoruz. Ayrıca kafamız dağılıyor. Pandemi döneminde olması ayrıca çok iyi oldu. Yapılacak herhangi bir aktivite yoktu çünkü. Malum sokağa çıkma yasakları falan bizi de etkiliyor. Bol bol buraya gelip güzel güzel kilimlerimizi dokuyoruz. Bol sipariş var zaten. Yetiştiremeyeceğiz diye de korkuyoruz ayrıca. Hani kültürümüze ait değerlerimizi korumak çok önemli zaten. Bundan dolayı da ayrı bir değer taşıyor bizim için. Hem değerli bir iş yapıyoruz hem de kendimizi daha değerli hissediyoruz buraya geldiğimiz için. Dokuyoruz işte, boş zamanlarımızı burada değerlendirmeye çalışıyoruz. Vallahi bilmiyorum, herkese tavsiye ediyorum yani, çok güzel bir şey, zevkli bir iş. Kendimi çok şanslı hissediyorum onların içinde çünkü pek rağbet yok yani, pek bilinmeyen bir şey. Böyle söylediğim zaman ya nasıl yapıyorsun falan diyor, herkes şaşırıyor. Çünkü yani ben ilk hani buraya açıldığında çok yani biz de korkmuştuk yani yapamam falan. Çünkü ben hiç el işi yapmadım yani. O yüzden hani beklemiyordum kendimden ama öğrenince gerçekten kolay olduğunu anladık. Ve ben yani herkesin yapabileceğini düşünüyorum şu an. Gerçekten güzel kilim çıkarıyorlar ve tarifleri çıkıyorlar. Bir de biz yeni öğrendiğimiz için daha dikkatli yapmaya çalıştığımız için daha bu kilim ederim. Mesela çok eski, tarihi bir kilimden model çıkartmıştık. İç boşluk. Önlerde çok Emine. Mihraplı bakın, kararırsan mihrabı var. Bölgeler var diyor.